Fuat Uğur, TV 100 İmdat, soygun var. Geçen hafta o masadaki fotoğrafı görenler eminim çok umutlanmışlardır. Masanın başında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, iki yanında da rahat spor kıyafetiyle BİM CEO'su Galip Aykaç'la Şok, Migros ve A101 CEO'ları oturuyordu. Bakan Mehmet Muş tarafından davet edilmişlerdi. Bu toplantı çok çok evvelden yapılmalıydı. Ama neyse her işte bir hayır vardır, geç olsun güç olmasın diyerek kendimizi teselli ettik ve rasyonel davranmaya çalıştık. Toplantıdan sonra bir açıklama yapılmadı elbette. Ertesi gün Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel aralarında un, makarna, yağ, bakliyat, sebze, meyve ve deterjanın da yer aldığı bin üründe Ocak ayı boyunca fiyatları sabitlediklerini bildirdi. Diğerlerinden tık yok. Aslında önce indirim yapıp sonra sabitlemeleri gerekirdi ama şok açıklamasına ahali yine de sevindi. Peki neden bir ay süreyle enflasyon düşüş trendine girmiş bu süre pekala 4-5 ay olabilirdi en azından? Onu bırakın da diğerlerinden ses seda çıkmaması da çok enteresan. Demek ki tencere darbesi kararlılığı devam etmekte. Sorsanız yine ağızlarından maliyetler arttı lafı çıkacak. İnsanların gözüne baka baka yalan söyleyip sonra da o milyarlarca lira kar etmenin adı nedir Allah aşkına? Dillerine doladıkları tüm argümanlar çürüdü. Hatırlayın tutturmuşlardı petrol, lojistik, ham madde, plastik, alüminyum, işçilik ücretleri, döviz, enerji diye. İnsan olan utanır diyeceğim ama. Oysa son 6 aydır maliyetleri artıracak hiçbir gelişme yok ülkemizde. Şu saydıklarımdan yalnızca birinde, o da Ocak ayı sonunda bir artış olacak. Asgari ücretin artışı nedeniyle işçilikte. Tüm bahaneler koca bir yalan. İş adamı ve ekonomist Volkan Okçu da paylaşıp hatırlatmış geçen gün sosyal medya hesabından. Ne dünyada ne küresel çapta artık anormal giden hiçbir veri olmadığı halde ülkemizde neden sürekli bu bahane ediliyor? Oysa gerçekler bambaşka lojistik maliyeti bahanesi. Konteyner kriziyle 13 bin, 16 bin dolarlara kadar çıkan Çin navlun maliyetleri an itibarıyla tekrar 3.500 dolar bandına geri döndü ve bu küresel piyasalara çoktan yansıdı bile. Bu sayede globalde fiyatlar normale dönmeye başladı çoktan. Ham madde fiyatları bahanesi. Evet, geçen Haziran ayına kadar bu etki gerçekten de küresel bir etkiydi ve o zaman ürün fiyatlarına da yansıdı. Ama artık 3 aydır o ham madde fiyatları geçen senenin bile altına düştü. Alüminyum hem ambalaj hem son kullanıcı ürünleri için en çok kullanılan ve en çok bahane edilen ham maddelerden birisi. 2022 zirvesinin neredeyse %50'siydi. Şu anda önceki yılların bile %15.21 altında. Plastik. Plastik türevleri yani ikinci en çok kullanılan ham madde. Çocukların oyuncaklarından tutun ketçap şişesine kadar hayatımızın her an ve her yerinde. Sebep neydi? Petrole gelen zam. Ciyak ciyak ağlamışlardı bunu sebep göstererek. Şimdi ne durumda? Hepiniz biliyorsunuz. Çünkü aracınızı aldığınız için yakından takip ediyorsunuz ama biz yine de söyleyelim. Petrol bırakın 2022 yılını 2021 yılının altında. Demir çelik endeksi. 2022 krizi falan geçti gitti. Fiyatlar geçen yılın Ocak ayının bile %18.85 altında. Ahşap ürünleri derseniz keza aynı, bakır aynı, inşaat demiri aynı, çimento aynı. Hepsini boş verin. Global piyasada doğal gazdan en çok etkilenen ürünlerin başında gelen cam ürünleri. Evet o da aynı. Hatta bir yıl öncesinin %7.73 altına indi, dalga geçer gibi. Doğalgaz ve bağlı tüm ürünlerde aynı şekilde düştü tüm dünyada. Koridor Türkiye sayesinde açılınca tahıl fiyatlarının nasıl aşağıya doğru hızla inişe geçtiğini görmedik mi? Enerjide de durum değişmiyor. EPDK, sanayide kullanılan elektriğin fiyatını %16, meskenlerdekini de %10-15 arasında düşürdü. Döviz Doğru, bir yılda %120 arttı. Geçen yılın Haziran ayına kadar acısını çok çektik. Ama ondan sonra döviz aylardır sabit. Tahminler de 80-90 kuruş civarında bir oynamaya işaret ediyor sadece. Fahiş artışlarda hız kesmiyorlar. Dün Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2022 Aralık ayındaki fiyat geçişlerini ve artışlarını yeniden açıkladı. Tespit ettikleri 42 ürünün tamamında %100 ila %400 oranında artış var. Birkaç ürün sıraladım sizin için. Şundan eminim, marketlerdeki fiyatlar burada belirtilenden daha da pahalı. Buyurun. Kabak üreticide 4,75, markette 17,75 lira. Marul adeti üreticide 3,89, markette 13,75 lira. Kırmızı mercimek üreticide 13,84 markette 41,92 lira. Portakal üreticide 5,63 markette 16,23 lira. Elma üreticide 5 markette 13,94 lira. Domates üreticide 8,75 markette 18,52 lira. Kuru soğan üreticide 6,33, markette 12,77 lira. Sivri biber üreticide 8,13, markette 19,13 lira. Yeşil fasulye üreticide 15, markette 29,81 lira. Kuru fasulye üreticide 24, markette 45 lira. Zeytinyağı litresi üreticide 79,4, markette 121,14 lira. Pirinç üreticide 23,7, markette 36,83 lira. Hatırlayacaksınız BİM CEO'su Galip Aykaç sanki çok düşükmüş gibi %4 net karla çalıştıklarını açıklamıştı. Bürütü de %17,5'muş. Oysa 300 milyar liraya yakın ciro yapan bir marketler zincirinin tüm yatırımlar, harcamalar, ücretler çıktıktan sonra %4 net karla çalışıyor olması bile çok yüksek. Vatandaş iktidara çevirdi gözünü. Ötesi de var. Bu zincir marketlerin hepsi aynı anda üretici, tedarikçi, aynı zamanda nakliyeci, aynı zamanda depocu. Tüm bu aşamalardaki her durağın üretici, artı nakliyeci, artı depocu, artı marketçi sahibi de kendileri ve her durakta da en az %4-10 arasında karlılıkları var. Ve bu karlar sonuçta yine aynı patronun cebine girmekte kısaca dünyayı götürüyorlar. Sebze ve meyvelerde ise tarlayı ta en başından kapatıyorlar en düşük fiyata. Market raflarında ise diğer üretici firmaları adeta ezerek private label denilen kendi ürünlerini öne çıkarıyorlar. Bir de onları kendi ürünleri olduğu için daha düşük fiyatlarla satabiliyorlar tam bir acımasız kartel düzeneği oluşturarak Avrupa Birliği ülkelerinde private label denilen market ürünlerinin satılan mallar arasındaki oranının %30'u geçmemesi gerek. Oysa Türkiye'de %70. Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu zincir market CEO'larıyla ne konuştu? Onlarla uzlaştı mı yoksa uzlaşmadı mı bilemiyoruz ama sorun şu. Vatandaş artık marketlerin ne yaptığının farkında. Bir şey daha var. İktidarın da bu duruma göz yumduğunu düşünmeye başladı. Gerisini siz bilirsiniz gayrı. Fuat Uğur, TV 100